Herkes tekrardan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız merhaba, ben Eda. Videolar çekiyorum bu şekilde, yani çok uzatmayayım girişi, artık tanıyorsunuz zaten. Bugün sizlerle birlikte biraz da söylemekle utandığım bir şey var ki ben size bundan bir ay önce, hatta bir aydan daha fazla, yani 1 Nisan'da sizlere hakkımdaki varsayımlarınızı sordum. Ama daha sonra ben bu videoyu çekmeyi unuttum. Yani unuttum, sonra hatırladım, sonra üşendim falan, böyle gitti yani. Bir aydır çekmedim bu videoyu. Ya Mişay, ben seni yürüm, ben seni yürüm. Kedime bakın. Toplu. Daha sonra dedim ki artık daha hani çek dedim. Bu yüzden sizlere 2-3 gün önce tekrardan sordum. Çekmemi ister misiniz diye. Siz de %75-%25 oranla evet çek dediniz. Hatta ben de şey dedim, hani eğer evet diyorsanız, aklınızda başka bir varsayım varsa benim hakkımda, onu da yazabilirsiniz dedim. Şimdi bu ilk sorduğumla bu son sorduğumu böyle karıştırıp böyle bir video çekeceğiz. Çok heyecanlı olduğum bir video aslında. Niye bu kadar uzun sürdü çekmem bilmiyorum ama gerçekten sosyal medya, yani Instagram'dan, YouTube'dan kendimi ne kadar size tanıttım, merak ettiğim bir şey. Beni ne kadar tanıdınız, ne derece hani bu kanal üzerinden sizlere kendimi geçirebildim, hep merak ettiğim bir şeydi. Bu yüzden de heyecanlıyım. Şimdi hemen Instagram'dan açıyorum. Bu arada böyle hani etkileşimli olan videolarımızda, hani siz soru cevap olsun bu tarz videolarda, her şeyi genelde Instagram'dan soruyorum. Bu yüzden eğer beni takip etmiyorsanız da edebilirsiniz. Adımı yazarım yani video içerisinde. Bir saniye. Hemen açıyorum şu an arşivde. İlk başta ilk sorduklarıma bir döneceğim. Haksızlık olmasın çünkü, ilk onları cevaplayalım, sonra sonlara doğru. Evet. Şimdi burada ilk sorduklarım var genel olarak. Buradan böyle gözüme çarpanlardan başlıyorum o zaman. Nereden başlasam? İlklerden direkt. Hem bir de böyle burada cevapladıklarımı şuraya ya da buraya bir yere fotoğrafında böyle koymak istiyorum. Çünkü genelde öyle yapılıyor. Ben ama onun nasıl yapıldığını bilmiyordum. Ama öğrendim. O yüzden yapacağız onu da. Tamam. Bence düzenli birisin ve planlı. Kafana bir şey koyuyorsan o saat kaç olursa olsun o gün yapılır. Bir de aynı kişi şey demiş. Özgüven yüksek, bir ortama kolay uyum sağlayan birisin. Çekingen değil, daha çok asılgan. Evet, ikisinin de doğru olduğunu söyleyebilirim aslında. Şimdi hani düzenli biriyim. Evet, hani hep böyle ajanda falan tutarım ve bir şey, yani aklımdakileri yazılı tutmak beni rahatlatan bir şey açıkçası, planlı olmak. Kafama bir şey koyuyorsam evet, hani eğer bunu bugün yapacağım dediysem kendime, yapıyorum. Ama bazen de ne bileyim, insanın tembel günleri oluyor, yani yapmak istemiyor canım. Onu bir sonraki güne veya başka bir güne sıkıştırmaya çalışıyorum. İlla bir şekilde yapıyorum yani. Bu düzen olayı daha çok benim için YouTube'da bayağı geçerli. Çünkü hani mesela bir gün şunu paylaşacağım diyorsam gece 12'de bile olsa paylaşıyorum yani. Hatta benim ilk videomu da bu arada gece 1'de falan yüklemiştim. Bu da saçma bir şey aklıma geldi şu an. Bir şeyi kafama koydum da yaparım ama evet. Özgüven yüksek, bir ortama kolay uyum sağlanmışsın. Ben hep hayatım boyunca uyumlu biri oldum. Hani o konuda Allah'tan hiçbir sıkıntı çekmedim. Yani biriyle bir hani illa bir yerden bir konu bulup konuşabiliyorum yani. Yani çok az olmuştur böyle cidden sürdüremediğim, uyumsuz olduğum ortam. Eğer bir yerde gelsin uyumsuzsam kendimi çok rahatsız hissediyorumdur. Bu yüzdendir yani. Yoksa genel olarak evet, uyumlu biriyim. Özgüvenim, özgüven eksikliği zamanında yaşadım aslında. Böyle işte 9. sınıftayken, 8. sınıftayken falan. 8 değil de 9'dayken, özellikle 9-10'dayken o sıkıntı oldu. Daha sonra insan kendini sevmeyi öğrenince ama özgüveni yüksek oluyor. Tam böyle egolu değil ama asla yani. Çünkü beni tanıyan tanır, hiç egom olduğunu düşünmüyorum yani. Ama kendime özgüvenim hep var yani. Bir işin altına giriyorsam o işte kendime güvendiğim için giriyorumdur. Yoksa girmem, veya bir konu hakkında konuşuyorsam da o konu hakkında kendime güveniyorumdur. Bu yüzden bilerek konuşuyorum. Bilip bilmeden konuşan insanlardan hiç hoşlanmam yani. Sıradakilerine geçiyorum. Böyle kısa kısa anlatmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz çenem çok düşük ve bir varsayıma 40 saat konuşabilirim. Ama hepsini yani genel olarak cevaplamak istediğim için hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Duygularına değil, daha çok mantığınla hareket ettiğini düşünüyorum. Bu durumdan duruma değişiyor. Bazen duygular da işin içine giriyor ama genel olarak yüzdeye vurursam %35 duygu, %65 mantık diyebilirim yani. O yüzden
mantığımı kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hep böyle duygularınıza güvenerek gittiğinizde üzülen taraf siz olabilirsiniz. Veya işlerinizin yolunda gitmediğini gördüğünüzde yine üzülen taraf siz olabilirsiniz. Bu yüzden bazen Allah bir akıl vermiş, o aklı kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden doğru diyebilirim yani. Bence sen bir yerden bir şey alınca onu aynı şekilde yerine koymaya çalışırsın. Anneme sormak lazım bunu yani. Hep öyle olmuyor yani. Genelde hayır. Yani aldığım yere koymuyorum asla. Neresi boşsa oraya tıkıştırıyorum yani. Bence sen aynı anda çok fazla şey düşünüyorsun. Bir şey anlatırken bile kafanda çok farklı yerlerdesin. Bu durumdan duruma değişen bir şey. Eğer hani çok yoğun olduğum bir dönemse veya mutsuz olduğum bir dönemse genelde kafam böyle hep durmuyor. Uyuyamıyorum bile geceleri yani. Kafam hep çalışıyor ve böyle beynimi yiyor sanki o sıkıntı neyse. Yani hani yapmam gereken bir iş mi veya mutsuz olduğum bir konu, durum, çözülemeyen bir şeyse gerçekten kafam yerinde değil ve hiçbir zaman da mantıklı hareket edemiyorum o zaman. Misha bağırıyor, bir dakika. Çıktım. Sevilmek istiyormuş. Şu an onu sevemem yani. Kusura bakmasın. Bu yüzden hani eğer sıkıntılı durumlar varsa evet, kafamda çok farklı yerlerde olabiliyorum. Böyle. Bence sen arkadaş konusunda çok seçicisin. Zor arkadaş ediniyorsun. Yok, ben çok kolay arkadaş edinirim. Gerçekten hani arkadaş olma kısmı çok kolay ama bunu yakın arkadaşlığa getirmem çok zor benim gerçekten. Çok fazla yakın arkadaşım yok. Hani böyle yakın arkadaşım var ama benim kafamda böyle herkes sanki bir sıralamada gibi. Böyle hani en yakın, en uzak ve katmanlar var gibi. Ve kime hani ne kadar değer vermem gerektiğini, ne derece şey yapmam gerektiğini de öğrendim artık yani. Bu yüzden böyle hani en iç katmana ulaşmak çok zor oluyor. O yüzden bir doğru bir yanlış dediğin yani, hani anladım ama demek istediğini. Dışarıdan çok soğuk gözüküyorsun ama tanıyınca gayet sıcak kalmışsın. Hiç kimse bana böyle bir şey demedi daha önce. Dışarıdan soğuk gözüküyorsun falan hiç kimse demedi hayatımda. Çünkü çok soğuk gözüktüğümü düşünmüyorum yani. Tam tersi, bence böyle hani çok yani nasıl desem, yani gel arkadaş ol benimle gibi bir tavrım olduğunu düşünüyorum hatta. Aklıma şey geldi şu an. Ege var benim çok yakın arkadaşım, biliyorsunuzdur. Biz Ege ile lisedeyken pek arkadaş değildik. Yani arkadaş değildik direkt. İşte sonradan biz üniversite vaktinde arkadaş olduk ve farklı üniversitelerdeyiz. O da garip. Bana şey dedi işte, seni tanımadan önce dışarıdan gördüğüm şeyde sana oynak, kafamda oynak lafı vardı diyor. Hani durmadan ya dans ediyorsun, ya bağırıyorsun, ya da gülüyorsun. Hep o tavırdasın demişti. Aklıma bu geldi. Çünkü öyleyim. Gerçekten. Dışarıdan beni görseniz ya yorumdur, ya bağırarak bir şey anlatıyorumdur. Sesim gerçekten çok, hani heyecanlandığımda bir konu hakkında bir şey anlatırken kendimi kaybediyorum yani. O yüzden çok sesli konuşabiliyorum bazen. O yüzden öyle olduğumu düşünmüyorum. Bence çok narinsin. Aynı zamanda birilerini kırmamak için kurduğun cümlelere çok dikkat ediyorsun. Hani dikkat yazmışsın, devamını ben böyle tamamladım. Çok narinim. Evet. Yani böyle bir alınganlığım var. Eskiden çok daha fazlaydı. Artık o kadar yok. Ama hani ben çok kolay kırılıyorum. Ama kırdığımda da çok kolay kırıyorum. Bu yüzden çok dikkat edemiyorum. Özellikle sinirlendiğimde. Sinirlendiğim zaman gerçekten hiç dikkat etmiyorum konuştuğum şeylere. Yani konuştuğum şeylere dikkat ediyorum. Ama böyle sözlerim kırıcı oluyor gerçekten. Bu huyumu değiştiremiyorum. Böyle şey, yani saman alevi gibi bir sinirim var. Babama çekmişim bu konuda da. Yani bir anda sinirleniyorum, bir anda böyle deli oluyorum yani. Ve sonra bir anda da sönüyorum yani. Bu çok kötü bir özellik yani. Özgür bir insansın. Diğerlerini dinlersin ama hiç takmazsın. İçinden geleni yaparsın gibi. Yani hani bir şey yapacağım zaman insanlara sorarım. Fikirlerini falan merak ederim. Ki bence çoğu kişi böyle. Ama insan hani evet fikrini merak ediyor ama içinden ne geliyorsa onu yapıyor yani sonunda. O yüzden biraz doğru. Bir hani ailemi çok dinlemeye çalışıyorum. Ama tabii ki bazı durumlarda insanın içinden geleni de dinlemesi gerekiyor. Ama genel olarak yani ailemi dinlerim. Yakın arkadaşlarımı da dinliyorum ama çok yapmıyorum. Yani ama genel olarak bence herkes öyle. Yani kim yani insan içinden geleni yapıyor. Bence doğru olan da o yani.
kıyafet seçerken çok zorlanmıyorsundur. Bazı günlerde gerçekten hiçbir şey bulamıyorum kendime. Hiçbir şey giyemiyorum. Bazen de böyle elimi koyduğum gibi kullanıyorum yani. Giyiyorum. Değişiyor o yüzden. Çok tatlı ve düşünceli bir insansın. Teşekkür ederim. Yani bu versiyon değildi ama yine de tatlı işte. Dikkatsiz birisin bence. Doğru laf araya denir. Yani dikkatsiz değil de sakar. Zaten sakarlıkta bir nevi biraz dikkatsizlik oluyor. Ama hayatınızda görüp görebileceğiniz en sakar insan benimdir herhalde. Çok fazla yerimi kırdım. Ne bileyim, çok fazla kahve döktüm, bardak kırdım. Çok şey yaptım yani. O yüzden hatta bir kere lisedeyken, işte lisede böyle devlet okulundayken dolaplar olur ya sınıfın içinde. O dolapları ben tepesine çıkar otururdum yani. Lise arkadaşlarım şu an gözleri yaşlı yani. Hep o tepelerde otururdum. Bir kere hani hoca gelmişti sınıfa. Ben de oradan atladım. Hep atlıyorum, iniyorum. Ama o gün panik mi oldum bilmiyorum. Pantolonumun şey kısmı, kemer kısmı vardır ya, orası pat diye takıldı ve böyle havada bir saniye asılı kaldım. Sonra o kısmı yırtıldı falan böyle. Böyle saçma anılarım çok. Çok çabuk midem bulanıyordur. Yok. Öyle çok çabuk midem bulanmaz yani. Bazen böyle bulandı oluyor tabii ki ama çok çabuk değil yani. Ya çok yemişimdir ya da çok ağır bir şey yemişimdir. Bu. Ha bir de uçak kalkarken. Uçak kalkarken midem hep bulanıyor. Çok safsın. İnsanlara kolay güvenebilen biriyim. Ama şöyle bir şey var. Mutluyum bu özlemden. Böyle hani aptal bir saflıkta değil ama saf olmak bence çok güzel bir özellik. Ben seviyorum. İnsanları hala iyi bir şekilde güveniyor olmak bence güzel. Bunu yitirmemek gerekiyor. Lütfen kötü biri olmayın yani. Az yiyorsundur. Keşke az yesem gerçekten. Yiyorum ben bayağı. Enerjik birisin ama bazen sebepsizce depresyona giriyorsun. Sebepsizce değil ya. Depresyon da, yani depresyon çok ağır bir kelime öncelikle. Şimdiye kadar galiba iki kere falan öyle bir şey yaşadım. İlki böyle işte üniversite sınavına çıkandığı dönemdi. Böyle yataktan çıkmadığım bir dönem ve korkunç bir dönemdi benim için. Genel olarak çok enerjik biriyimdir. Hani çevremdeki insanlar falan hani biliyor yani. Bitmek bilmeyen bir enerjim vardır. Ama bazen böyle durduk yere bir hüzün çökebiliyor üstüme. Böyle bir sessizlik olabiliyor içimde. Hani konuşmak istemiyorum ve hani duygularımı çok saklayabilen biri olmadım hiçbir zaman. O yüzden anlaşılıyor da. Sebepsiz de değilim. Hani böyle bir moral mod düşüklüğü pat diye geldi. Evet, oluyor. Doğal kendi halinde sanki biraz çılgın, aileye, arkadaşları ve hayvanlara çok değer veren. Evet. Öyleyim galiba yani. Evet, doğru yani. Yani doğal olduğumu düşünüyorum. Hiç yani yapmacık insanları hiç sevmem. Yapmacık insanları da anlarım. Herkes anlar. Kendi halimde yani yaşıyorum öyle gerçekten. Yani kimseye bir zararım olmasın. Yararım oluyorsa. Kendi kendimi mutlu etmeye çalışan. Aileme, arkadaşlarıma da önem veriyorum. Hayvanlara tabii ki. Zaten kedim var. O yüzden doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer egolu kızlardan olmayan mükemmel bir insansın. Yine aynı kişi yazmış bu arada. Teşekkür ederim. Bence sen olaylara karşı çabuk parlayan birisindir. Öyle. Biraz öyle. Yani bazen hiç parlamayacak şeylere bir anda sinirleniyorum yani. Ve karşımdaki de böyle şey oluyor hani. Ne oluyor falan. Ama böyle hani çok dengesiz biri değilim bu arada. Terazi burcuyum evet ama çok dengesiz biri de değilimdir. O yüzden hani bir dengem var genel olarak. Ve karşımdaki benim nerede, ne zaman, ne tepki vereceğimi bilir. Hani anlatabildim mi? Neye ne kadar sinirleneceğimi de bilir. O olay bir şey olduğunda ve böyle direkt dengem şaştığında kendime gelmem çok zor oluyor yani. Bazen de böyle pat diye parlıyorum. Dediğim gibi sinirim biraz öyle. Hani bir anda parlayıp bir anda da gidiyor. Ve kendime bir düşünmeye çalışıyorum. Sakin kalmaya çalışıyorum o zaman. Ne kadar kendinden emin gözükse de bir o kadar çekingen. Cesur tavırları var ama sonunu düşünüyor. Kendimden eminim. Evet. Hani
bunu böyle gör yani anlamanız hoşuma gitti gerçekten. Çekingen biri miyim? Bazı şeylerde tabii ki çekingenim. Hani özellikle bu sosyal medyada söylediğim cümlelere, ettiğim laflara, tavırlarıma falan dikkat ediyorum. Ve hani çekindiğim şeyler oluyor. Bu yüzden çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama gerçek hayatımda da öyleyim aslında. Böyle insanlara bir şey derken kırmamak istiyorum. Hani o yüzden bir süzgeçten geçirmeye çalışıyorum. Sonumu düşünüyor muyum? Bazen düşünmediğim oluyor. Hep de ama sonu düşünerek yaşam olmaz zaten. O yüzden genelde ama hani yaptığım hareketlerin sonuçlarını düşünmeye çalışıyorum. Buna göre hareket etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan bu kadar olsun. Çünkü çok uzun oldu şu an video. Şimdiden 19 dakika oldu. 2 gün önce sorduğuma şimdi geri gidiyorum. Oradan da biraz konuşalım. Çünkü orada da vardı. Bir saniye. Burada da yine en sona geldim. Bence sen daha önce hoşlandığın kişiden reddedilmedin hiç. Şimdi reddedilmek için hani ilk başta böyle bir teklifte bulunmak gerekiyor. Tamam anladım dediğini yani. Düşüneyim. Yani hayır reddedilmedim hiç. Yani açıkçası platonik aşk bence çok şey bir şey yani korkunç bir şey. Bazı insanlar bunun çok güzel bir şey olduğunu savunuyor ama hani birine böyle takıntılı derecede beğenmek, etmek falan beni biraz korkutan bir şey. Ve ne bana birinin öyle olmasını isterim ne de ben öyle olmak isterim. Eğer hani birinden hoşlandıysanız ve ona bunu belli ettiniz diyelim. Ama diyelim ondan hani öyle bir şey almadınız. O zaman lütfen salmaya çalışın durumu. Başka şeylerle uğraşın, kafanızı dağıtın ve unutun. Lütfen böyle takılıp kalmayın. Yani benim kendi önerim bu. Ben böyle hani olmak istemem o yüzden. Neyse, dediğin şeye geleyim yani, evet, kilo takıntın vardır belki de. Takıntı büyük bir kelime. Takıntı hiçbir konuda iyi bir şey değil, bunu unutmayın. Takıntınız hiçbir şey olmasın. Takıntım yok ama kiloma dikkat ediyorum. Daha önce böyle işte 9. sınıftayken falan daha şişmandım böyle. Daha sonra hani farkında değildim şişman olduğumun bir de. Fark ettiğimde çok büyük bir hüsrana uğrayıp bayağı diyet ve spor yapmıştım. O zaman işte 12-13 kilo vermiştim. O zamandan beri hep aynı banttayım böyle 55-56-54 hep o banttayım. Kilo aldığımı hissettiğim zaman işte böyle 59'lara falan çıktığım zaman direkt dikkat ediyorum gerçekten. Hani spor yapıyorum, yediklerime dikkat ediyorum. Takıntı olarak görmüyorum bunu, sadece dikkat etmek diyelim yani. Ama abartmamak lazım hiçbir şeyden. Hiç kendinizi aç bırakmayın veya deli gibi spor yapmayın. Her şeyden azar azar yani. Hani tatlıyı da kesin demiyorum. Bence sen mutsuz olsan bile kendini mutlu göstermeye çalışan ama başaramayan birisin. Dediğim gibi ben pek duygularımı gizleyebilen biri değilim. Hiç olmadım yani. O yüzden eğer mutsuzsam böyle hani sosyal medyadan uzaklaşırım bir kere. Hani bir şey paylaşmak istemem. Çünkü hani gösteririm gerçekten ve gösterme gerek yok yani. Çünkü bu sosyal medya tamam hani gerçeklik payı az yani biliyoruz hepimiz. Herkes burada hani çünkü niye gireriz buraya? Modumuz yükselsin. Ne bileyim biraz keyif alalım diye. Bir de burada böyle mutsuz bir insanı izleyip kendi modunuzu niye düşüresiniz diye düşünüyorum. Gerçek hayatımda ise evet hani mutsuzsam gerçekten belli oluyor. Zevk almıyorum mutsuz olduğumda hiçbir şeyden. Hani sorumluluklarımı yine yapmaya çalışıyorum ama gerçekten başaramam yani direkt anlaşılır. Özellikle yakınlarım hani dışarıdan belki anlaşılmaz o kadar. Ne bileyim hani yüz şeklimden, tavırlarımdan belki anlaşılmayabilir ama yakınlarım gerçekten anlar. Çünkü direkt yani çok net belli, bakışlarım bile belli ediyor yani o yüzden haklısın. Bence sen cips çok seversin. Evet severim. Bazen takıldığım dönemler oluyor. O zamanlar böyle bir eve aldırtmıyorum falan böyle ama cips seviyorum. Zaten videolarımı izliyorsanız cips yediğimi görüyorsunuzdur. Birkaç vlogumda falan var yani. Kesin ellerini beğeniyorsundur. Ellerimi beğeniyorum. Ellerim çok büyük. Geldi kamerada şu an o kadar büyük değil. Ellerim anneme çekmiş. Annemin de böyle parmakları ince uzundur yani. Sadece tırnaklarımı beğenmiyorum. Şu an odaklamayacak büyük. Yani odakladı. Tırnaklarımı çok beğenmiyorum. Hani hep bir maniküre ihtiyacım olacak galiba yani. Maniküden de nefret ederim. Böyle törpü içimde garip bir hissiyat yapıyor. Böyle hiç sevmiyorum yani.
Ama ellerimi seviyorum. Böyle ince uzun parmak hoşuma gidiyor. Size çok kötü bir şey göstereceğim şimdi. Bunu kime yaptıysam hep böyle bir midesi kalktı yani. Şimdi şunu böyle yapınca benim aşırı uzuyor etim. Bakın. Tamam, neyse. Çok saçma. Bence sen duyguların içinde yaşayan birisin. Çok böyle hani zaten hep aynı tip gelmiş aslında. Duygularım içinde yaşamaya çalışıyorum. Ne bileyim, mutsuz olduğumda uyumaya çalışıyorum. Ya da bir duşa giriyorum. Duşun altında bir ağlama seansı geçiriyorum. Hani genel böyle yapmaya çalışıyorum ama çok yaşayamıyorum. Yani belli oluyor. Genelde okulun sevilmeyen kızı gibi duruyorsun. Öyle mi duruyorum? Yok, değildim öyle ya. Yani genelde okulda hani arkadaşlarım severdi yani. Severdi herhalde. Yok, öyle değilim bence. Kesin boğa burcundansın, sanata düşkünlükten yok. Terazi burcuyum ve burcumu çok seviyorum bu arada. Yani burcumun özelliklerinin tamamını, gerçekten tamamını taşıyorum. Boğa burçları evet sanata düşkün oluyor genelde, bir de aç oluyorlar yani. Ama ben terazi burcuyum. Bence sen arkadaş ortamının en saf ve en iyi kızı olarak görülen birisin. Teşekkür ederim. En iyisini bilemem, onu onlara sormak lazım. Ama genelde herkes de der yani daha bu kadar saf olma diye. O yüzden biraz doğru yani. Bence sen karşındaki insanı sevince gözün kapalı onun dediklerini yaparsın. Yani o kadar yanlış ki. Hani eğer beni böyle gördüyseniz gerçekten çok üzüldüm şu an. Çok kırıldım, çok alındım. Asla yani. Hatta bunun neredeyse tam tersi diyebilirim yani. Hani gözüm kapalı asla ve bence bunu görmeseydim keşke yani. Bence sakın öyle olmayın. Eğer öyle olan biri varsa hani tam güven önemli ama körü körüne güvenli, ne bileyim hani gözünüz kapalı güvenmek, hani her dediğine inanmak, sakın öyle bir şey yapmayın. Eğer aranızda öyle varsa lütfen düzeltin yani. Hepiniz, senin kendi düşüncelerin var, kendi isteklerin var, kendi fikirlerin var. Anlatabildim mi? Kendi fikirlerin var. Onun fikirlerine güvenerek hep hani aynı beyin olmaya çalışmayın. Anlatabildim mi? Hani sakın öyle bir şey olmasın. Daha neler ya, daha neler. Sakın yani. Hepiniz hani biri tarafından bu artık hani kendi yaptığınız şeylerin suistimal edilmesi, yapılan her şeyin. Onun dediklerinin her şeyi, hayır. Yani senin kendi beynin var, kendi bir bilgi süzgecin var yani. Tamam hani dinlersin ama aynı şekilde o da hani aynı olmalı. Şu an konuşamıyorum bile. Ama hani bir süzgeçten geçirip kendi fikirlerine uyan şeyi yapman gerekir. Yani onunkileri değil. Yok, hayır. Öyle bir asla olmadım yani. Öylesin diyebilen bir yiğit varsa da kalsın desin yani. Yok öyle bir şey. Sen her şeyi kafana takarsın. Sen kafanda kurarsın bayağı. Aynı kişi demiş. Her şey... Ya böyle her şeyi kafama takmıyorum yani. Eskiden her şeyi kafama takardım. Böyle her şeyden bir şey çıkarmaya çalışırdım. Ama bu özelliğimi bırakalı çok uzun zaman oldu. Kafada kurmak yok yani, hayır. Yani hayalperest biri de değildim. O yüzden artık biliyorum hani. Öyle bir şey yok. Yani takıyorum tabii ki. Takılması gereken şeyler var. Takılmaması gereken şeyler var. Eğer sizi çok üzen bir şey varsa takma kafana artık hani. Ama bazı sorumluluklarınız vesaire, bunları da kafaya takmak gerekiyor bazen. O yüzden ama kafada kuran biri değilim o kadar yani. Bence sen kesin günlük ders tekrarını yapmazsan kendini suçlu hissediyorsundur. Hayır, keşke öyle olsam yani. Gerçekten keşke öyle olsam. Yok, günlük ders tekrarı. Yani nerelere geldik. O kadar değilim hani. Evet, ders çalışıyorum, derslerime önem veriyorum ama bu kadar değil. Bence sen fazla mükemmelliyetçi bir insansın. Evet. Evet. Ama o kadar da değil. Böyle kafayı bozmadım yani. Her şey mükemmel olsun gibisinden değil. Son zamanlarda şu cümleyi kafamda çok tekrarlıyorum. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Ben hani verdim emeği, olduğu kadar. Olmazsa yani ne yapayım ya? Tatlı canımı mı üzeceğim? Allah Allah.
Tatlıcanın mı müziğin yani? Olduğu kadar. Hep bunu diyorum artık kendime, o yüzden. Sen çok utangaçsın bence. Hiç değilim. Hiç değilim yani. Hani birazcık utangaç olsam iyi olabilirmiş ama hiç utangaç biri değilim. Böyle hiçbir şeyden de korkmam, direkt atılırım yani. Hiç utangaç değilim. Yok. Boyun uzun. Boyum 1.70. Yani çok uzun değil o yüzden. Normal yani. Bence sen çabuk sinirlenip atarlanıp 2 dakika sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Tamam, terazi burcum, dengesizim de o kadar da değil yani. Çok çabuk sinirlendim, doğru. Ama 2 dakikada değil yani. Böyle bir sürü oluyor benim. Kafamda böyle her şeyi bir toparladığım, düşündüğüm, ettiğim bir karar sürecim oluyor. Ne yapmam gerekiyor? Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmıyorum yani. Onun hakkında konuşup halletmeye çalışıyorum. Bence sen arkadaş ortamının hep seninle ilgilenmesini istersin. Yok ya. Hayır yani. Öyle biri olduğumu sanmıyorum. İlgi manyağı değilim. Allah'a şükür. İlgi manyağı değilim yani. Bilmiyorum. İlişkilerde üzülmeyen taraf sensin. Sanmıyorum da bunun böyle olduğunu. Her iki taraf da düşündüğü kadar, üzüldüğü kadar üzülür yani. Üzülmeyen taraf olduğumu sanmıyorum. Çok üzüldüğüm şeyler oldu yani. Ya bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. O yüzden hani karşı tarafın ne kadar üzüleceğini bilmediğim için kıyas yapamam ama çok hani hiç üzülmüyor değilim yani. Bence unutkan birisin. Unutkan değil. Sakar biriyim. Hiçbir şey unutmam yani. Öyle bir hafıza vardır ki bende yani. Unutmam. Ama şeyimdir yani. Sakarımdır. Bence azimlisin ve hırslı birisin. Ben de öyle olduğumu düşünüyordum. Annem de babam beni ne kadar tanıyor diye bir video çekmiştim. Onun bayağı komik bir video. Onu izlerseniz aşağı linkini bırakırım. Babam ve aileme göre hiç azimli biri değilmişim yani. Ama ben kendi azimimi biliyorum içten içe. Çok böyle belli etmesem de hırslı değilimdir. Hani bir kötü bir hırs vardır ya. Hani hiç sevmem o tarz insanları. Böyle hani birileriyle yarışıp kendini şey yapan. Kötü bir hırsım yok yani. Sadece kendi içimde hedeflerim oluyor. O hedeflere ulaşmaya çalışıyorum. Ama kimseyi rahatsız etmeden ben kendi kendime uğraşıyorum. Bu da son soru olsun. Çünkü gerçekten daha var ve bitmiyor yani. Sen herkese iyi davranan ama iyiliğinin hep suistimal edildiği birisin. Hayır. Yani herkese iyi davranan biri değilim. Yani böyle hani herkese kibar davranmaya çalışıyorum. Ama hani iyiliğimin suistimal edileceğini bildiğim insanlara çok da böyle hani takmıyorum. Yani umursamıyorum. Hani eğer kelimenin tam anlamı oysa. Umursamıyorum, uğraşmıyorum direkt hatta. Sadece böyle hani benim hani yaptıklarımın karşısını alabileceğim insanlarla bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Onlara hani değer vermeyi seviyorum. Karşılık değerimi almazsam almayacağım bildiğim insanlarla direkt iletişim kesiyorum. Yani hani öyle insanları hayatımda yok zaten. Bu şekilde. Eğer buraya kadar izlediyseniz, çünkü galiba bu bayağı uzun bir video oldu yani. İçimden bir ses öyle diyor. Çok da editle kısaltabileceğimi düşünmüyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse teşekkür ederim. İstek videonuz varsa veya bu video ile ilgili herhangi bir yorumunuz vesaire bir şey varsa aşağıda yazabilirsiniz. Genelde tüm yorumları okuyorum ve cevap veriyorum. Yani çok önem veriyorum çünkü yorumları vesaire. Bu şekilde o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada bundan bir önceki videomda makyajımı falan çok beğenmiştiniz. Yine aynı makyajı yaptım. Eğer bir makyajın videosunu isterseniz çekebilirim. Bu arada çok basit bir makyaj. Yani hiç zor bir şey yok yani. Eğer istiyorsanız da çekebilirim. Söyleyeyim dedim. Görüşürüz.